Şimdi sermaye tabii kendini beslemek adına her defasında e, sömürecek, metallaştıracak bir yol, bir yöntem buluyor. E, özellikle Türkiye'de son dönemde e, böyle e, ne, 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 hızlıca ilerleyen sektörlerden biri madencilik, e, biri özellikle turizm ve inşaat. Bu üç başta aslında e, sermaye çok büyük tahribatlara imza atıyor. Ama ilginç bir şekilde e, madencilik aslında biraz ben e, son dönemde maden ruhsatlarını biliyorsunuz e, maden teknik arama üstü yani devletin kurumu ruhsatları veriyor. Üstü sizinse bile yerin altı devletin yani bir şekilde aslında sizin arazinize de birçok yerde kayyum atıyor. Yani bu kayyum geleneği e, aslında Burada da çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ee, yani Türkiye'de herhalde Türkiye'nin dörtte üçü maden sahası ruhsatlarına verilmiş bir şekilde. Ee, kullanmasalar bile yani işte siz ruhsat aldığınız faaliyet göstermeniz gerekiyor. Faaliyet göstermese bile sermayeye bu ruhsat veriliyor. Bu bir şekilde aslında yani arazinin gaspı işte kamulaştırma yoluyla alamadığı yerlerde zorunlu zorla kamulaştırma e, ne bileyim bir, bir bir şekilde işte bir merayı kamu arazisi ilan ediyorsa aslında oraya bir bir, bir şekilde e, şirketi kayyum olarak atama anlamına e, gelen bilen bir şey. E, mu muhtemelen küresel sermayenin Türkiye'deki e, madenlerle ilgili e, sömürü çalışmaları Türkiye'de bu sürecin kazanmasına e, neden oldu. Yani Akbelende termik santralin çalışması için kamulaştırma e, adı altında e, mülkiyet zorla elinden alınarak sermeye devrediliyor. E, böyle olunca da aslında yani yeraltı e, ya da açık madencilik meselesiyle e, yerel halkın göç ertilmesi yani 100 yıldır halk göçsün işte sanayi kentlerine ucuz e, işçi olarak gitmek durumunda kalsın diye yürütülen bir çalışma bugün de devam etmekte. İşte e, en en güzel örneği yine işte Akbelen'de gördük işte ne bileyim belki İniş'te e, sahaya inme orayı a, araştırabilme olanakları çok yok. Evet işte ek, ekili ise de sermaye peşkeş çekmek anlamında e, bir bir yol yöntem bulunarak e, devrediliyor. E, öyle olunca da e, işte o orman alanlarında da e, hani çok fazla ruhsatlandırma çalışması oldu madencilik açısından. E, ruhsatlandırma olduğu zaman e, bir, yani bir Orman bir işte dünyanın en büyük ikinci ekosistemidir orman işte denizlerden sonra. Siz ormanları yok ettiğiniz zaman aslında e, sadece ağaçları yok etmiyorsunuz. Yani bu ağaçların üstünde, dibinde, kenarında yaşayan işte börtü böcek, sincap, e, keçi, solucan ve birçok kabuklu türü ve göze görünmeyen aslında onlarca mikroorganizmayı bir araya getiren bir ekosistem orman. Bu ormana bağlı yaşam sürdüren yerel halklar da var. İşte orman e, köylüsü diye tabir ettiğimiz. Siz bu ormanı yok ettiğiniz zaman e, onlarca türü ve milyarlarca canlıyı zaten yok ediyorsunuz. E, onların sanayi devrimi dedikleri aslında e, makinalaşma ve su buharından enerji elde etmeyle Başlayan bir 150 yıllık süreçten sonra e, alternatifleri üretildi. Yani işte e, 100 yıl önce hatta 105 yıl önce e, Sovyet Sosyalist Birliği, e, Kolhoz ve Solhoz e, adında iki tür kooperatif kurarak e, yeni kapitalist sistem dışında bir yaşamın olabileceğini, e, Ispatladı. E, dönersek belki günümüzde hala İsrail'de sosyalist temelli kubitsler yaşamlarına devam ediyor. E, elbette ki endüstri ihtiyaçlarını da gideriyor. E, elbette e, kooperatifleri ya da komünlerinin farklı giderleri için e, çalışmalar da yürütülüyor. E, ne bileyim İspanya'da... Bugün hala Sevilla'da işte 2500 kişilik bir kooperatif var enerjisini de üretiyor. Temiz, sağlıklı, erişilebilir gıda su ihtiyacını da gideriyor. Bize hep şey hani sanki bir alternatif bugüne kadar olmamış sistem dışında da herhangi bir alternatifimiz yok biz bu kapitalist sisteme mecburuz. En fazla işte onların yine bize de yaptığı işte karbon ayak izimizi küçültelim e, gibi bizi oyalayan gerekçelerin maruz kalıyoruz. E, 105 yıl önce e, sosyalist temelli kooperatifler kurulup yaşama geçirilebilmişse ve kapitalist sistem buna karşı Birleşmiş Milletleri, Avrupa Konseyi'ni, NATO gibi onlarca kurumu kurmuşsa demek ki sosyalist temelde yapılmış bu çalışma doğruydu ve 100 yıldan bugüne o çalışma geliyor olsaydı biz bugün ne sermaye ne kapitalizmi konuşmuyor olacaktık. Alternatifi de zaten o gün 100 yıl önce bulunmuş e, alternatif bugün belki bize çok daha farklı, çok daha doğru noktalara taşıyacaktı. Ee, sadece basından aslında takip edebildiğimiz işte e, Suriye'nin Rojava bölgesinde e, işte demokratik, ekolojik, komünal temelde bir yaşam inşa ediliyor duyuyoruz. Bu yeni yaşam için örnek olabilir. Ama hem kapitalist sistem adına sürdürülebilir olmayan bu kapitalizm er geç bitecek ve biz biz inanıyoruz ki demokratik ekolojik temelde e, sosyalist bir yaşam mümkün. E, bu daha önce de geldiği sistemin saldırılarına yıllarca maruz kaldı. Bir sonraki yaşamda da bu çok rahat kolay bir şekilde inşa edilebilir.